Sevgili izleyiciler, bu hafta stüdyomuz çok renkli. Rehberim programında bu hafta bize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız konuk oldu. Müdür yardımcımız Erdil Bey ve diğer öğretmenlerimiz bize, daha doğrusu size rehberlik edecekler. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetlerden bahsedecekler ve size rehber olacaklar. Efendim ben ilk olarak Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden Erdil Bey'le tanıştırmak istiyorum. Erdil Bey'i sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hocam bu yıl yine çok renkli, çok böyle yoğun bir şekilde geçti. Sizden son anda öğrendiğime göre siz hiç ara da vermiyorsunuz. Hani normalde işte benim bildiğim okullarda filan yıl sonunda işte Haziran'ın sonlarına doğru bir tatil başlangıcı olur. Ama sizde o başlangıçlar yok. Evet. Siz bilfiil devam ediyorsunuz bizde bütün bir yıl boyunca. Eğitim, öğretim uygulanmaktadır. Bu da şu anlama geliyor. Yani aralıksız, kesintisiz, hafta sonu, akşam, yaz tatili, işte 15 semestr tatili bunlar olmadan sürekli eğitim verilen bir kurum. Peki, bize biraz Yenişehir Halk Eğitimi Müdürlüğü'nden bahseder misiniz? Evet, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz biliyorsunuz Dağkapı'da. Daha önce Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi olarak geçiyordu. Ancak büyük şehir olması sebebiyle ilimizin ilçelere bölündü. Şu anda 4 tane halk eğitim merkezimiz var. Yani her ilçenin kendine bağlı, milli eğitimlerine bağlı bir halk eğitim merkezi. Eskiden var. Biz halk eğitim merkezi deyince Diyarbakır'da bir tek sizi görüyorduk. Tekti. Ama artık ilçelere ayrıldıktan sonra şu anda 4 tane halk siz artık Yenişehir halk eğitim merkezi olarak şu an geçiyorsunuz. Faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Halk eğitimi nedir? Halk eğitimi topluma, her seviye ve kesimdeki fertlere, ihtiyaçlara dair programlar halinde sunulan, kişileri milli ve insani değerlerle donatan, onların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemelerine yardım eden sistemli, teşkilatlı ve sürekli okul dışı eğitimdir. Okul dışı eğitim. Kısacası şöyle söyleyeyim, her yerde her zaman eğitimi ilke edinmiş bir kurum. Peki birçok sertifikalar veriyorsunuz. Evet. Zaten üniversiteye gitmeyen birçok gencimiz halk eğitim merkezinden almış olduğu sertifikalarla çok yeni iş alanlarına doğru ilerleyebilmektedirler yani değil mi? Örgün eğitimin içinde olan işte üniversitede okuyan, lisede okuyan, çeşitli eğitim alanlarında okuyan insanlar gelip eğitimlerine destek almak amaçlı gelebiliyorlar. Eğitimini bitirmiş olanlar tamamlama eğitimi için gelebiliyorlar. Eğitimi almak isteyen arkadaşlarımız geliyorlar. Yani bizde sınır yok. Halk eğitim merkezlerindeki faaliyetlerin sınırı yok. Hangi alanlarda daha çok kurslar verilmektedir? Şu üç ana başlık altında topluyoruz biz bunları. Okuma yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar, sosyal kültürel kurslar. Okuma yazma kurslarımız üç aşamadan oluşuyor. Bunlardan birincisi hiç okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın gelip katıldıkları, okuma yazma öğrendikleri birinci kademe okuma yazma kursu dediğimiz kurslarımız. Bunların toplam süresi 120 saat. 120 saatin sonunda hiç okuma yazma bilmeyen vatandaşımız geldiği zaman okuma yazmayı rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Hemen akabinde ikinci kademe okuma yazma kurslarımız var. Bu da eski 5 sınıflı ilkokul diplomasına denk olan eğitim sistemimiz. Bir de yeni başlayan, şu an 4 ve 5. sınıflardan terk etmiş olan vatandaşlarımızın gelip sınava girerek, yani o 180 saat, ikinci kademe kursumuz bu arada belirttiğim 180 saatti. O 180 saatlik kursa devam etmeden 4 ve 5'ten ayrılmışsa şayet, gelip sınava girip yine ilkokul, eski ilkokul diplomasına denk olan ikinci kademe başarı belgesini alabiliyor. Bu belgeyi aldıktan sonra açık ilköğretime kayıt yapabiliyor. Yani 6. sınıfa bu ikinci kademe başarı belgesini aldıktan sonra 6. sınıfa kayıt yaptırabiliyor. Yani bir şeyde önü açılmış oluyor. Evet, yani bu bahsettiğiniz kurslara yaşı büyük vatandaşlarımız katılıyor. Şimdi okuma yazma kursları için
15 yaş sınırı var. Hı, 15 yaşın üzerinde olan üzerinde olması gerekiyor. Ancak diğer kurslarımızda öyle bir yaş sınırımız yok. Hı hı. Peki gibi. Nedir bu son birkaç yıldır hani bütün köylere yönelik olsun, ilçelere yönelik olsun işte haydi kızlar okula gibi bir takım kampanyalar sonucunda bu yoğunluk arttı ama siz buna benzer özel projeler ürettiniz mi? Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü elbette ki biz de her dönemin başında mevcut kampanyalar dahilinde biz de elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Hı hı. Özellikle Kaymakamımız Adem Bey, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdurrezzak Bey konuya gerçekten çok duyarlılar. Onların da motivasyonu sayesinde mesela biz bu yıl yani 1 Eylül'den itibaren toplamda okuma yazma kursu olarak 307 tane okuma yazma kursu açmışız. Hı hı. Ve bu okuma yazma kurslarında yine toplamda sayı olarak verecek olursam 5.364 vatandaşımızı bu okuma yazma kurslarına almışız. Yine kampanya. Bu da çok büyük bir başarı değil tabii mi? Tabii ki. Nasıl yoğunluk peki bu fazla olunca öğrenme seviyesi de arttı mı? Yoksa? Mutlaka tabii. Yani ilimizdeki. Yani siz memnun musunuz sonuçtan? İnsanlar memnun mu? Yani, tam hayal ettiğiniz sonuca ulaştınız mı? Mesela bu şöyle yılın diyelim, sonunda. İlimizde okuma yazma bilmeyen insan kaldığı zaman ancak o zaman memnun olur. Hmm. O hedefe ulaşana kadar da zaten faaliyetlerimiz sürekli devam edecek. Peki diğer kurslarla ilgili bilgileri biraz sonra sizden yine alacağım. Peki. Ama ben diğer konuklarıma dönmek istiyorum. Şimdi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çok çeşitli kurslar olduğu için çok renkli, çok çeşitli öğretmenlerimiz de var aynı zamanda. Ben hemen sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Kimler gelmiş acaba? Giyim öğretmenimiz Sevgi Sarısaltık. Nakış öğretmeni Sevgi İz, kuaför öğretmeni Songül Yel ve bilgisayar öğretmenimiz Barış İçteş ve el sanatları öğretmenimiz Songül Okan Karagöz. Efendim ben hemen Sevgi Hanım sizden başlamak istiyorum. Giyim öğretmenimiz. Ben yıllar önce köyde çalışırken bir giyim öğretmeniyle birlikte yolculuk yapardım. O da bizim okulumuzda işte farklı çocuklara. Daha doğrusu bizim eğitim öğretmeninin bittiği saatlerden sonraki saatlerde giyim öğretmeni köydeki kızlara öğretmenlik yapardı. Onlara eğitim verirdi. Nasıl var mı bu? Devam ediyor mu köylerde? Şu anda tabii ki yine kırsal kesimlerde de açılıyor. Ben de çalıştım. İlk mezun kaç yıl çalıştınız köyde? Biraz yüksek sesle konuşursanız. İki yıl Siirt'te çalıştım. O ne güzel evet. Kız Meslek Lisesi'ne bağlı olarak. Ondan sonra Diyarbakır'a geldim ama tabii ki aradan uzun seneler geçti. Şimdiki imkanlar daha rahat. Şimdi siz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde giyim öğretmeni olarak çalışıyorsunuz. Evet, evet. Bu kurs ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Vatandaşlarımız sizi büyük merakla bekliyorlardır çünkü. Kursumuz 1 Eylül'de kayıtlarımız başlıyor. Hı. Diğer kurslar gibi. Bu kursa girebilmek için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor? 15 yaşını doldurmuş. Okuma imkanı olmayan, okuma imkanını kaçırmış olan genç kızlarımız, ayrıca boş zamanlarını değerlendiren annelerimiz, yetişkin genç kızlarımız, onlar gelip orada giyim öğreniyorlar. Bir gün içerisinde kaç saat oluyor? Biz sabahçı öğrenci olmak üzere iki dönem çalışıyoruz. Hı hı. Sabahçılar 8.30'dan 11.30'a kadar sürüyor. Öğleden sonra 1'den 4'e kadar eğitimimiz sürüyor. İsteyen sabahçı olabiliyor, yetişkinlere bırakıyoruz. İsteyen öğleden sonra gelebiliyor. Yıl içinde tüm yıllık planımıza uygun olarak en çok da ihtiyaca yönelik. Yani alabilecekleri mesela şu zamanda ekonomik kriz olduğu için çocuklar çok az alma imkanları olduğu için ne getirseler değerlendiriyoruz. Ben burayı anlayamadım. Onların getirdikleri malzemelerle siz bu kursu yürütebiliyorsunuz. Evet, evet. Yani orada bir elbise dikilecekse, bir herhangi bir malzemeye ihtiyaç duyulacaksa öğrenci bunu kendisi getiriyor. Evet. Nasıl bunu başka şekilde hani sponsorlar filan bularak da karşılama imkanınız olamıyor mu? Bazen yardımlarda bulunan zengin halk veya milli eğitim veya sosyal yardımlaşmada bize katkıda bulunanlar bir oluyor. Bir kurs boyunca ne kadar maddi ihtiyaç olabilir?
bütün konuları yani bir öğrencinin ne kadar yani, parası gider bu kursun sonunda bu malzemeler için? Ya 200 geçer, çok geçer. Evet. Ama sonuçta bir, sonuçta tabii ki bir sertifika alıyor öğrencimiz değil mi? Evet, o sertifikayla herhangi bir tekstil fabrikasında veya atölyesinde çalışabiliyor, giyim atölyesinde çalışabiliyor. Kendi çabasında veya birleşerek çok iş yeri, atölye nebzinde iş yeri açan öğrencilerimiz var. Birleşerek açılan. Büyük bir iş alanı o zaman doğmuş oluyor diye. Tabii ki. Tabii ki. Hele bir işsizlik probleminin had safhada olduğu bir şehirde yeni iş imkanları da açılabilir böylece değil tabii mi? Tabii ki muhakkak. Hiçbir şey geliri olmayan kendi evinde kendi ihtiyacını dikerek, ailesinin ihtiyacını dikerek ailesine katkıda bulunuyor. Ucuza mal ediyor. Mesela bir hazır giyim aldığımızda çok pahalı ama onun çeyreği kadar daha ucuza, daha ekonomik yönden katkı, ailenin katkısı oluyor. Peki. Ve hemen sevgili İz var, makine nakış öğretmeni. Evet. Sizin işiniz çok daha zor değil mi? Yani şimdi hani öğretmenimiz sonuç itibariyle çeşitli kumaşlardan yararlanarak bazı şeyler meydana getirebiliyor ama siz bir de işin içine makine giriyor. Bizim evet. Şimdi her öğrencinin hani öğretmenimizin vermiş olduğu ödevleri evde kızlar yapabilirler. Hani birkaç metre kumaşta bunu yapabilirler. Sizin için çok zor değil mi? Hani bunun bir getirisini nasıl evde çocuk alıp almadığını öğrenebiliyor, öğrenci alıp almadığını öğrenebiliyor? Evde makinesi varsa birebir evde aynı öğrendiği işi evde yürütebiliyor. Ama evde makinesi yoksa bunu sadece okulda öğrendikleriyle kalıyor. Kalabiliyor. O da ama, çok zor oluyor değil mi? Şey, öğrendikten sonra zamanla dışarı yani çok maddi imkanı yoksa dışarı sipariş çalışarak bir dikiş makinesi kolaylıkla satın alabiliyor. Ne yani, kadar civarında bir nakış makinesi? Makinaların hani çeşitleri değişiyor. En basiti, en basiti 100 milyondan başlıyor. Bilgisayarlı makine yani en daha üste çıkarsak bir 10-15 milyara kadar makine çeşitleri yükseliyor. Anladım. Ama basitinden başlarsa 100 milyonluk bir makineyle başlarsa zamanla işi ilerletiyor. En güzel makineyi bile satın alabiliyor. Peki nakışta siz neler öğretiyorsunuz? Nakışta biz ilk etapta gelen öğrenci hiçbir şey bilmeden geliyor. Makineyi kullanmayı öğretiyoruz. Makineyi öğrendikten sonra aşama aşama, basamak basamak, işte düz dikiş, zikzak, ondan sonra nakış çeşitlerine geçiyoruz. Şimdi stüdyomuz çok renkli. Ben programın başında da söylemiştim. Bu burada asılı olanlardan hangisi makinalardan çıkan ürünler? Bunların hepsi makinalardan çıkmış. Şöyle nakış olarak şu mesela üstteki beyaz iş ve renkli işin birlikte kullanıldığı bir örtü. Kum iğnesiyle beyaz işin bir arada kullanıldığı bir örtü. Bu alttaki de gene renkli nakış iğnelerinden kum iğnesi, dolgu sarma, gedineme, karışık olarak kullanılmış. Ayrıyeten kenar süslemesi piko ile süslenmiş. Yani bir örtü üzerinde birden fazla nakış çeşidi var. Burada Çin iğnesi bir örtümüz var, küçük bir örtü. Burada gene kum iğnesi ile yapılmış küçük bir yastığımız ve tepsi örtümüz var. Karşı tarafta bir seccademiz var. O yine o da makinayla mı? Gene makinayla yapılmış. Çin iğnesi tekniği kullanılmış. Ayrıyeten bittikten sonra kapitone çalışılmış bir seccade. Yani çok zengin ürünler böylece elde birden fazla etmiş edebiliyor değil mi bu makineler sonucunda? Ayrıyeten asılı bir çantamız var. O da el nakışlarından işte kurdali nakışı tekniği kullanılmış. Ayrıca gene dikiş yani çantanın dikişi de tamamen öğrencinin emeğiyle yapılmış bir şey. Yani çok dışarıya güzel verilen hiçbir şey yok. Çok güzel. Sıfırdan her başlayarak kendilerinin bütününü oluşturabiliyor öğrenci. Tabii her şeyi kendileri yapmış. Kendileri yapmış evet. Peki bu kursun amacı nedir? Siz de aynı şekilde böyle yeni iş imkanları kursun amacı ilk etapta öğrenciye insanlara buradan bir, çıkan öğrencilere ilk etapta bir beceri kazandırmak. O beceri kazandıktan sonra onu öğrenci kendi arkadaşlarıyla birleşerek veya tek başına
üretime dönüştürebiliyor. Tabii üretime dönüşünce de maddi bir getirisi oluyor haliyle. Peki kursun sonunda sertifika veriyorsunuz değil mi? Siz de veriyorsunuz. Kurs sonunda biz de Eylül'de başlıyoruz. Okulların kapanmasıyla Haziran'da kursumuz bitiyor. Kursun bitiminde sertifika alıyor öğrenciler. Onlar da sertifikayı gene hani bir atölyede çalışma imkanını kavuşuyor. Sertifikayla bir atölyede çalışma imkanını kazanıyorlar. Veya kendi kendilerine bir atölye açabiliyorlar. Öyle birçok öğrencimiz var. Yani... Ne güzel. Erdi Bey, ben hemen size dönmek istiyorum. Bu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra siz onların iş bulup bulmadıklarını takip ediyor musunuz? Ya da sizin aracılığınızla öğrenciler iş bulabiliyorlar mı? Yani bize... Yani sizin derken Halk Eğitim Merkezi'nin... Halk Eğitim Merkezi'nde zaman zaman bu tür talepler oluyor. Hani bitirdikten sonra diyorlar mı, öğretmenim işte biz aldık sertifikayı, yani, hadi bizi işe yerleştirin. Biz zaten öyle bir imkanımız geniş kapsamlı olarak yok ama işte bireysel başvurular oluyor bize. Biz ancak o aşamada devreye girip zaten bitiren öğrencilerimizin bizde bilgileri mevcut. Biz onları mesela siz geliyorsunuz, diyorsunuz ki ben giyim atölyesi açtım, bana makine kullanabilen ya da işte bisküvi yapabilen, biçtiğini dikebilen elemanlar arıyorum. Biz size ancak o zaman tavsiyede bulunabiliyoruz. Yani o arkadaşlarımıza yönlendirebiliyoruz. Yani aracı vasıtası olarak aracılık görevini yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz. Ne güzel. Peki ben hemen yanımda duran öğretmenimizi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Songül Yel, kuaför öğretmenimiz. Saçımızdan da anlaşılıyor zaten. Çok özel bir şekilde. Bunu siz kendiniz mi yaptınız? Yok, yoksa? Değil. Benim öğrencilerim yaptı. Hem makyajımı hem saçımı öğrencilerim yaptı. Siz bütün bir yıl boyunca öğrettiniz. Evet. Şimdi öğrettim. Onun sonucu eserleri belki de bu işte. Sonucunu görüyorsunuz. Çok öğrencilerim beni hazırladılar. Çok güzel hazırlamışlar sizi. Evet. Evet. Saçımız falan çok hoş olmuş. Teşekkür evet, ederim. Peki. Şimdi kaç yıldır çalışıyorsunuz Songül Hanım? Ben 12 yıldır çalışıyorum. 4 yıl Ergani'de Halk Eğitim Merkezi'nde çalıştım. 8 yıl Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. 27 öğrencim var. Yüzün üstü iş yeri açan öğrencilerim vardır. Ayrıca kuaförlerde çalışan öğrencilerim vardır. Yani buradaki öğrencilerle kuaförde çalışan öğrenciler arasında ne fark var? Şimdi eğitimi aldıktan sonra öğrencilerim hem kuaförde çalışma imkanları oluyor, hem iş yeri açma imkanları oluyor. Örneğin bu sene 15 tane öğrencim hem kursa geldiler, temeli aldılar, hem de çıraklık eğitimde kalfalığa girdiler, kalfalığı aldılar. Birçok öğrencim kuaförde hem çalışıyorlar, hem de iş yeri açan oldu. Öyle geniş bir evet, imkan sunuyorsunuz. Yani. Aylık çalışan öğrencilerimin ücreti de 500-700 arası. Ha, bu buradan çıkan öğrenciler, yani sertifikayı aldıktan sonra başka yerlerde iş buldukları zaman ücretleri 500-700 arasıdır. Ama ben bilmiyorum, bu ücret şey mi, normal mi yani, hani nasıl normal haline getirebiliriz? Hani bazılarına göre çok ucuz olabilir, bazılarına göre çok pahalı olabilir. Evet, yani bir de yetişen elemanın şeyine, becerisine bağlı. Yani eğer gerçekten yetenekli ise, işte özellikle kuaförlük alanında işte bir günde atıyorum 50 saç yapabiliyorsa alacağı ücret daha fazla farklı olacaktır. İşte 15-20 saç yapabiliyorsa biraz daha şık olacak. Şu mikrofonu ortalayabilir miyiz lütfen? Peki kursiyerler neler öğreniyor? A'dan Z'ye her şey. Saç kesimi, topuz çeşitleri, boya, röfle, permanat, ağda. Yani A'dan Z'ye her şeyi öğreniyorlar. Evet. Evet, hatta öğrendiler de. Birçok öğrencilerim çok başarılı. Yani hemen hemen bütün öğrencilerin başarılı. Zaten bu konuda yeteneği olan öğrenciler sanırım başvuruyorlar. Yani, evet. Aslında bu hepiniz için geçerli. Tabii, değil mi? Yani giyim için konusunda kabiliyeti olanlar giyime, işte kuaförcülükte yeteneği olanlar kuaför bölümüne başvuruyor. Kuaförlükte iş bulma imkanı çok. Bir de bakın böyle bir durum var değil mi? Evet, çünkü insanlar hemen hemen her gün saçını yapıyorlar ya da yani, o diğer bahsettiğiniz ihtiyaçlar bitmez. Yani evet, bu alanda ihtiyaçlar ölmez bir meslektir. Böyle işte.
Evet, peki iş imkanı sağlıyor musunuz siz? Evet. Nasıl sağlıyorsun? Mesela Diyarbakır'daki tüm kuaförleri mi tanıyorsunuz? Hani mezun ettiklerinizi böyle birer birer dağıtıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Dağıtıyorum. Birkaç tane kuaför geldi. Talepte bulundu. Şimdi bu programın sonunda eminim birçok kişi sizi arayacaktır. Bizim hani böyle bir şeyimiz var, sertifikamız var, bizi işe sokar mısınız diye Songül Hanım diyeceklerdir. Evet, geçen yıl da burada canlı yayında bir şeyler yapmıştım. Ayşe Hanım'ın programına katılmıştınız. Evet. Evet. Birçok öğrencilerim o nedenle geldi, başvurdu. Yani kuaförlük mesleği çok güzel bir meslektir. Kesinlikle ölmez bir meslektir. İş imkanı sağlayan bir meslektir. Eve katkıda bulunan öğrencilerim vardır. Ve onları da kendim, birkaç taneyi de kendim kuaförlere veriyorum. Şu anda görüyoruz zaten öğrencilerimizi. Evet, öğrencilerim yapmış bu bütün saç modellerini. Çok güzel. Sene başından sene sonuna kadar gelin başları. Çok güzel. Peki siz malzemelerinizi nasıl temin ediyorsunuz? Öğrenci kendisi temin ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi bunları öğrencilerim yapmış. Peki siz kurs süresi içerisinde dışarıya hizmet veriyor musunuz? Veriyoruz. Ücret karşılığında. Evet, ücretsiz. O zaman diğer profesyonel bu işi yapan kurumlara göre biraz daha mı az ücret alıyorsunuz? Yani bir gelin başı dışarıda işte atıyorum 500 milyondur diyelim. Siz daha mı az daha mı çok para alıyorsunuz? Biz gelin başı yapmıyoruz da. Bizim ücretsiz. Hayır hayır, hizmet veriyor musunuz diye sormuştum. Hizmetimiz gönüllü veriyoruz. Gönüllü. Mesela okullardan talepler geliyor. Biz yoksa arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Hayır, yani biz mesela evet, biri gelin olacak diyelim. Siz onun gelin başını yapar mısınız? Tabii ki. Ücretsiz. Ücretsiz. Boya ücretsiz, o zaman bu, kesim ücretsiz. Bu şeyden sonra herkes size başvuracak. Evet. Boya yapma yapımı ücretsiz, kesimler ücretsiz, fönler ücretsiz. O zaman ben eşime söyleyeyim, bu da gelsin. Saçlarına gelsin. Tabii ki. O zaman hemen. Evet. Kardeşlerimi falan yollayayım. Tabii ki. Tabii ki gönderebilirsiniz. Vallahi çok iyi olur. Yani biz özellikle okullarda işte böyle kuaföre gidemeyecek durumda olan belirliyoruz bu okullara. İşte ya da sivil toplum kuruluş örgütlerinin belirlediği yerlere hocamız ve öğrenci arkadaşlarımız gidip oradaki insanlara hizmet verebiliyor. Valla çok hoş. Sizi tebrik ediyorum. Böyle talepler olursa bunları seve seve kabul ediyoruz. Çok, evet, çok iyi. Gittik birkaç tane okula gittik. Hatta asistanlarımızı falan size yollayalım. Programın asistanlarını size yollayalım. Çok güzel olur. Böyle özel şovlarımız falan oluyor dışarıda. O şovlarımızın şovlarımızda yer alan asistanlarımızın saçlarını siz yapın bundan neden sonra olmasın o zaman. Çok şimdi güzel zaten olur. Palyaçolar çıkacak, yaşlandırma çıkacak. Öyle mi? Öğrencilere yapmışız. Evet, 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 evet. Bunların hepsi çok ama peki bunların bu modellerin hepsini siz mi evet, yapıyorsunuz? Evet, kendim. Yani siz yönlendirerek ben yapıp gösteriyorum. Ondan sonra öğrencilerim uygulamayı yapıyor. Siz hangi okulu bitirdiniz? Yani bu anlamda bir eğitim aldınız mı? Meslek lisesi, kuaför bölümü. Evet. Bu da fantazi. Bir de yüzümüzde şeyler var. Evet, nedir boyamalar, fantazi makyaj. Fantezi makyajlar var. Evet, fantazi. Bunlar da sizin bu bölümün bir parçası evet, mı yoksa? Evet, bir parçası. Tesadüf mü o yok, makyajın yapılması? Yok. Çok ilginç. Peki kurs sonunda sertifika veriyorsunuz tabii. Evet, veriyoruz. Ya bu kurslar ne kadar sürüyor? Sizinki ne kadar sürüyor? Diğerlerinden aynı farklı şekilde mı? Yok, hepinizin farklı aynı. Değil, Eylül'de, Eylül'de başlar, Haziran'da bitiyor. Haziran'da biter. Aha. Peki siz yaz boyunca özel bir kurs verecek misiniz? Yani bu Haziran'da bittikten sonra bakın burada çok farklı bir evet, makyajımız var. Aha. Bir palyaço makyajı mı? Evet, daha var palyaçolar. Evet, evet. Siz yaz boyunca özel bir eğitim verecek misiniz? Şimdiye kadar yoksa yoktu. Şey mi olacak, tatile mi giriyorsunuz siz de? Şimdiye kadar yoktu ama bu sene Erdi Hocamız yaz döneminde yine devam edecek. Devam edecek. Evet. Farklı çok kurslar. Güzel. Turbanlar bunlar, gelin başlarındaki turbanlar ve hepsini de öğrencilerim yapmışlar. Turbanlı gelin başı da çok ilginç. Orada saçları evet, kullanmıyor musunuz? Yok. O saçın üstüne kapanan turbanı mı siz? Altta tabii ki saçı topuz haline getirip ondan sonra turbana bağlıyoruz. Evet. İlginç. Bunu ilk defa görüyorum. Peki kurs bittikten sonra iş yeri açabiliyorlar. Siz evet, de buna olanak tanıyorsunuz. O zaman evet, bu anlamda
kurs görmek isteyen kızlarımıza tavsiyeler etmiş olduk böylece. Tabii ki. Tavsiyelerimiz çok özeldi gerçekten. Bu bölüm gerçekten öğrencilerimiz için ya, kaçınılmaz bir fırsat değil. Parantez açayım. Biz de hiç bilmeyen kızlarımız gelip kuaförlük eğitimini alıyorlar. Eğil hale geliyorlar. Kendileri yetiştiriyorlar. Daha sonra mesleki eğitim merkezinde kalfalık ve ustalık sınavları var. Evet. Buradan zaten eğitimini aldıkları için bu sınavları geçmeleri de çok rahat oluyor. Bunlar da bu usta kalfalık ve ustalık belgesini aldıktan sonra Türkiye'nin her tarafında istedikleri gibi iş yeri de açabiliyorlar. İşte sanatlarını da icra edebiliyorlar. Evet. Kuaför salonlarında çalışabiliyorlar. Tabii ki çalışan var. Evet şu an. Yani bir de bizim halk eğitim merkezlerinin en büyük özelliği bana göre, bu benim fikrimdir. Evde bir şekilde hapsolmuş insanların dışarıya çıkmasını oradan evet, sağlıyor. Evet. Mesela bir de üstelik bitirdikten sonra para kazanabiliyorlar. Genç kızlarımız evinden dışarıya çıkmakta zorlanıyor. Böyle bir kurs vesilesiyle dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı zaman işte kurs yerine gidip gelirken etrafıyla iletişimde bulunuyor. Sanırım o kurs süresi içerisinde arkadaş çevresi. Ondan sonra bizim kursumuz bir terapi gibi geliyor. Yani şimdi bir aile sosyalleşmesine aile ortamı da sağlamış evet, oluyorsunuz değil evet. mi? Tabii ki. Peki benim anladığım kadarıyla belki de ben bunu hissetmiş olabilirim. Belki de sorun değildir ama sanırım bu kursların hepsi için geçerli. Süre akarken harcanan o malzeme ücretleri belki öğrencilerin canını biraz yani sıkmış olabilir. Ne dersiniz? Zaman zaman bizim de karşıladığımız oluyor. Sosyal yardımlaşmanın evet. karşıladığı oluyor. Belki bu problem hallolmuş olursa belki biraz daha mı ne? Hani öğrenci sayısı yani artacak. Çok fazla bir an öyle düşündüm. Yeşil kart olabilir. Yeşil kartı olan öğrencilerin isimlerini alıyoruz. Liste halinde müdür beye veriyoruz. Müdür bey sosyal yardımlaşmadan onların şeyini karşılayabiliyoruz. Yani senelik falan senede bir veya iki kere 100 milyon 50 milyon gibi yardımlar evet, yardım da bulunuyorlar. Evet. Çok güzel. Her sene peki. veriyorum ben listelerini. Peki ben hemen bir başka öğretmenime dönmek istiyorum. Sizinle de daha sonra devam edeceğiz konuşmaya ama şimdi yanımızda bir de bilgisayar öğretmenimiz var. Barış Bey, siz de hoş geldiniz. Ben sizi de hemen kısaca tanımak istiyorum. Ben Barış İçdeş. Diyarbakır'da 6 seneden beri bulunuyorum. Aydınlıyım kendim. Bilgisayar kursunda biz birçok öğrenciye veriyoruz. Bu öğrencilerimiz kamu sektöründe bilgisayar sertifikasını kullanabiliyorlar. Bilgisayar işletmenliği sertifikasını kullanabiliyorlar. Aynı zamanda özel sektörde de bu sertifikayı alan öğrenciler kendilerini geliştirirlerse iş imkanı bulabiliyorlar. Peki şimdi bu kurs biraz daha özel. Hani diğerlerinde maharet gerektiren, yetenek gerektiren öğrenciler alınıyor da sizin için çok farklı bir seçim yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani bilgisayar kursu biraz daha kültür birikimi ve eğitim birikiminin fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum ama var mı böyle nedir aradığınız bazda öğrencileri seçerken? Kursiyerlerin liseyi İlkokulu tamamlaması mezunu olması. İlk öğretim mezunu olması gerekiyor. Zaten verilen eğitim temel seviyede. Şu an biz kurslarımızda ofis programlarının kullanımını anlatıyoruz. Word'ü, Excel'i anlatıyoruz. Bunun dışında Windows kullanmayı anlatıyoruz. Daha özel anlamda kurslarımızı ilerleyen dönemlerde bunlar açacağız. Mesela örneğin bir Photoshop kursu olsun, örneğin AutoCAD kursu olsun, web tasarımı kursu. Web sitesi. Kursu. Web tasarım açarsanız lütfen bana haber verin, ben de geleyim sizin öğrenciniz olayım. Tabii. Çok seviyorum bu alanda bir kurs almayı, çok arıyorum, bekliyorum. Olursa tabii, gelirim tabii. yani. Tamam mı? Peki Halk Eğitim Merkezi'nde verilen bilgisayar sertifikalarının çoğu zaman geçerli olmadığı gibi böyle minik minik haberler duyuyorum. Acaba nasıl? Şimdi, ben mi yanlış duyuyorum? Yani var mı böyle bir geçerliliği bir bu defa konunun? Bizim kurslarımızdan mezun olan öğrenciler kamu sektöründe bilgisayar işletmenliği adı altında bölümleri tercih edebiliyorlar. Yani bu branşlara tercih yaptıklarında bu belgeyi isteniyor. Bundan faydalanabiliyorlar. Özel sektörde de aynı zamanda kullanılabiliyor ama tabii bilgisayar sektöründe sadece bu belgeyle iş bulmak birazcık daha zor. Yani daha kişisel anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Peki araya gireyim mi? Tabii o konu çok önemli çünkü. Bilgisayar sertifikaları yani Halk Eğitim Merkezlerinin verdiği bilgisayar sertifikaları birebir bu KPSS sınav
sonucunda atanmak için istenen sertifikalardır. Yani geçerli olan sertifikalar bizim verdiğimiz sertifikalardır. Bu yanlış. İşte bazı öğrenciler buradan aldığınız sertifikalarla iş bulamazsınız. Bunun geçerliliği yok. Hayır, geçerli olan sertifika halk eğitim merkezlerinin verdiği sertifika. Hmm. Şimdi kamu sektöründe dediğiniz gibi kamu sektöründe bizim verdiğimiz sertifikalar geçerlidir. Fakat özel sektörde bilgisayar sertifikasıyla iş bulmak birazcık zor. Birazcık zor. O birazcık da kişinin zaten konudaki kabiliyetine, 160 saatlik bir kurs, yükseltilmişliğine bağlı değil mi? Ne kadar kişi kendini yükseltmişse bu alanda özel sektörde daha fazla iş bulabiliyor. Peki bilgisayar kursunun içeriği hangi konulardan oluşmaktadır? Biraz önce de söylediğim gibi ofis programlarını anlatıyoruz. Word, Excel, PowerPoint. Bunlar temelini oluşturuyor zaten bilgisayarın. Windows'u kullanmayı öğretiyoruz. Yani temel bilgisayar eğitimi veriyoruz. Yani bizim verdiğimiz sertifikalar sadece bilgisayar dünyasına bir adım atmış oluyorlar. Bu dünyaya adım attıktan sonra kendilerini geliştirirlerse birçok konuda bilgi sahibi olabiliyorlar yani. Yani tam anlamıyla ofis programlarını öğrenip de iş bulmaları çok zor. Ama yerel bazda örneğin bizim öğrencilerimizden yeni açılan Turkcell'de iş bulan çok fazla kişi var. Hastanelerde. Yani otomasyon sistemini kullanan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi bizim sertifikalarımız. Yani bizim eğitimimiz sertifika aslında çok da şey değil de bizim verdiğimiz o eğitim. O zaman biz şöyle soralım sorumuzu. Bu bilgisayar sertifikalarının geçerli olduğu alanlar nelerdir? Kamu sektörünün hepsine geçerli. Hastanelerde başvuru isteniyor bu sertifikalardan. Örneğin başka teknik servis anlamında bunlardan faydalanabiliyor. Kadardır. Evet. Peki bu kursa kimler kayıt yaptırabilir? Bir kez daha alalım. Kursa ilkokul mezunu olan herkes, ilköğretim mezunu olan herkes gelebiliyor. Kayıt için gerekli evraklar nelerdir? Diploma ve kimlik fotokopisi. Başka bir şey istemiyoruz. Diploma ve kimlik fotokopisi. Yani ilköğretimi bitirdiğini bize bir şekilde ispatlayacak. Zaten ilköğretimin altındaki arkadaşlarımızın bu eğitimden yani verilen eğitimi idrak edebilmeleri biraz zor oluyor. Evet. Peki bu Barış Bey, bu eğitimin süresi ne kadardır? Yaklaşık 4 ay sürüyor. Yaz dönemlerinde 3 ay. Bizim yaz dönemi var mı? Önümüzdeki yaz döneminde de özel bir kurs 15 Haziran tarihi itibariyle yaz dönemi kurslarımız başlayacak. Bilgisayar ile ilgili farklı alanlarda da kurslar açılır mı? Tabii. Farklı alanlarda örneğin biz Eylül döneminde Photoshop kursu açmayı düşünüyoruz. Ondan sonra web sitesi tasarımı, biraz önce söylemiştim yine web sitesi tasarımı kursu açmayı düşünüyoruz. Buna benzer kurslar açılacak Eylül döneminde. Peki Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikasyon Programı'ndan bahsedilir. Şimdi bu programın içeriği nelerden oluşmaktadır? Bu yeni bir sertifikasyon programı. Şu an için uygulamaya geçmedi daha. Fakat önümüzdeki dönemde yine bu geçecek. Bu Türkiye Okuyor projesi kapsamında bir proje. Cumhurbaşkanımızın desteklediği bir proje. Burada halk eğitim merkezleri ECDL yani Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası sınavları düzenleniyor. Biz bu konuda hem eğitim veriyoruz hem de sınav yapıyoruz. Bu sertifika sınavını geçen öğrenciler internet üzerinden oluyor bu sınav. Bu sertifika sınavını geçen öğrenciler uluslararası geçerli olan belge almış oluyorlar. Bunda hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanabiliyorlar bu belgeyi. Peki bu programdan kimler faydalanır? Bundan hem meslek sahibi olan kişiler hem meslek arayan kişiler. Yani kendini geliştirmek isteyen herkes bu programdan faydalanabiliyor. Bu ne zaman başlayacak? Bu da yine Eylül döneminde başlayacak. Önümüzdeki Eylül döneminde başlayacak. O zaman şimdi buradan bir duyuru da yapmış olduk. Tabii. Yani yüklenici firmayla Milli Eğitim Bakanlığı arasında ufak tefek şeyler kalmış. Onlar çözüldüğü zaman zaten onun duyurusu yapılacak. Çok güzel. Peki ve bir başka öğretmenimiz hemen yanımızda. El Sanatları Songül Okan Karagöz. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Songül Hanım, el sanatları deyince böyle aklıma şey gelir. Hani eskiden böyle babaannelerimiz, anneannelerimiz böyle yuvarlak, o nedir adı? Unuttum ben şimdi. Hani iğne oyası mı derler ya da yuvarlak olur böyle. Kasnak. Evet, kasnak. Onun üstünde. Onları mı yapıyor? Kanefçe falan. O hala onları mı yapıyorsunuz? Yok, artık onların dönemi çoktan geçti. Nedir? Yani şimdi bu son moda nedir? Moda şimdi ahşap boyamadır, takı tasarımdır, kumaş boyamadır. O zaman çok zenginleşmiş. Daha zenginleşmiş. Şu anda hemen yerde görüyoruz değil mi? Bir ahşap sandıklarımız var.
Takıdan birkaç tane kolyemiz var. Ondan sonra kumaş boyalarımız var. Onlar şu an burada yok ama kumaş boyama var. Çinicilik var. Şu an onlar rağbet görüyor. Bu sandığı siz yapmadınız sandığı tabii ki. Sandığı ben yaptım. Ha, hem sandığı yaptınız hem de üstündeki hattı, işlemeleri. İşlemelerini ben yaptım. Boyamasını, işlemesini öğrencilerimizle yaptık. Ha, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok büyük bir yetenek gerektirir ancak. Yani dediğim gibi el sanatları bayağı yetenek isteyen bir bölümdür. Çok kapsamlı. Aslında bütün bölümler için bütün bunu söylememiz gerekiyor değil mi? Bütün bölümler biraz daha yaratıcılık istiyor. Evet, hani bir nakışta bir desen önünde vardır. Onun işlemesini yaparsın. Hocası veya öğrenci renk ayarlamasını yapar. Bizde tamamen yaratıcılık yani. Hiç yoktan bir sandık yaratmışsınız. Şey, bakar mısınız? Yani bunu kendi tasarımımız. Diyarbakır surlar. Değme marangozların gibi. Hani yapamayacağı şeyler aslında bunlar. Peki siz nasıl çalışıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Sizin kursunuza kimler katılır? Nasıl katılır? Bizim kursumuza eğitim öğretim sertifikası sahibi 15 kış 45 yaş arası insanlar katılabiliyor. Evet. Peki bunun için bir hani şey yapmak gerekiyor mu? İçinden öğrencileri nasıl seçiyorsunuz? Yani herkes elini kontrolü herkes gelip yani, kursa katılabiliyor daha çok mu? Zaten bu alanda ilgisi alana ilgisi olanlar insanlar geliyor. Ve seçme gibi bir şansımız yok. Sonuçta eğitim görmek istiyor o insan. Orada öğretim görmek istiyor. Benim onu reddetme gibi bir şansım yok ve hiç yapamam diyen öğrencilerde çok güzel başarılar elde ediyoruz. Hani yani ilk başta böyle bir seçim yapmamalıyız yok, diyorsun. Aniden herkes her şeyi yapabiliyor. Yani sizin istemeniz yeterli. Ha, siz o zaman siz yeteneği de belki de ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Ya az, tabii değil kesinlikle. Mi? Zaten aslında kursumuzun o amacı o. Böyle özellikle kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmak, biraz sosyal hayata katmak. Ondan sonra böyle küçük girişimciler haline getirebilmektir amacımız. Peki bir kurs süresi ne kadar devam eder? Yine Eylül'de başlar, Haziran'da biter. Bir eğitim öğretim süresi boyunca devam eder. Yine diğer kurslarda olduğu gibi 15 yaşın üzerinde mi olması gerekiyor? 15 yaşın üzerinde olması gerekiyor. Niye bu Erdil Bey böyle bir 15 yaş var? Bazı şeylerde yani mesela sportif kurslarımızda öyle bir sınır şeyi yok. İşte örgün eğitimin içinde olan vatandaşlarımız da gelip katılabiliyorlar. Şimdi daha alt yaş grubundaki insan zaten örgün eğitime devam etmek durumunda olduğu için onlara çok fazla faydalı olamıyoruz. Dediğim gibi bazı alanlarda mesela bilgisayarda, işte el sanatlarında, ahşapta, giyimde, kuaförlükte. Ancak ne var? Mesela kickboks kursumuz var, güreş kursumuz var. Ya da işte voleybol kursumuz var, masa tenisi kursumuz çok var. Bunlarda şey yok, yaş sınırı yok. Her yaştan her... Ama neden bunlarda var peki? Yapabiliyoruz. Yani şimdi şey anlamında gelen birisi 15 yaşın altındaki çocuğun zaten örgün eğitime devam ediyor olması gerekiyor. Boş zamanlarında hafta sonları gelirse yine biz onu da seve seve alabiliyoruz. Yani ilk öğretimde okuyan bir öğrenci gelip zaten, kursa katılabilir. Tabii katılabilir. Katılabilir yani okulu atlatmayacak. Yani hafta sonu gelip katılabilir. Bizim hedef. Saatlerde. Yani onlar zaman değerlendirmek isterse elbette ki onlar da gelip kurslarımıza peki siz nasıl bu eğitim süresi boyunca yaptığınız ürünleri insanlara nasıl aktarıyorsunuz? Sene sonunda eğitim öğretim boyunca yapılan çalışmalar Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde sergiler açılmaktadır. Mesela bu sene biz Mesleki Teknik Eğitim Fuarı'na katıldık. Ayrıca Kültür Sarayı'nda sergi açtık. En sonunda Babil Alışveriş Merkezi'nde 3 günlük bir kermesimiz oldu. Böylece hem yapılan çalışmalarını sergilemiş olurlar, insanlara tanıtmış oluyorlar. Hem de yaptıkları çalışmalardan bir gelir elde etmiş oluyorlar. Bu geliri kendilerine alıyorlar. Geliri kendilerine alıyorlar, evet. Böylece hem o kurs süresi içerisinde de belki de kazanmış olabilir. Tabii o sırada da mesela siparişimi yaptığı süre içinde işte kendi çevresine yaptıkları çalışmaları tanıttığı zaman sipariş veren çevreler de oluyor. Onları aynı zamanda çalıştığı süre içinde gelir de elde etmiş oluyor. Peki ben size tekrar dönmek istiyorum Sevgi Hanım. Sizin bu giyim konusunda yapmış olduğunuz birikimleri siz nasıl sergiliyorsunuz? Arkadaşım söylediği gibi kermes üzerinde sene sonu sergileri fuarda kendi bölümünde. Bu yıl mesela nerelerde oldu? Kız Meslek Lisesi'nde oldu. Kültür Sarayı'nda oldu. Sergi.
Bir de bizim halk eğitim merkezimizin girişinde bir standımız var. Orada zaten sergiliyoruz. Sürekli seriyoruz. Yıl boyunca yapılan çalışmalar sergileniyor. Yıl sonunda verilen belgenin bir önemi var mı diye soracağım. Var mı? Var, çünkü demin de Erdi Bey'in söylediği gibi belgesi elinde olduğu zaman, herhangi bir atölyeye başvurduğu zaman, şimdi günümüzde sanayi tipi makineleri kullanılıyor zaten atölyelerde. Öğrenciler ilk defa olarak sanayi tipi makinelerini halk eğitimde görüyorlar. Hı hı. Overlock makinelerini yine aynı öyle. Bu iş sahipleri müdür beye başvuruyorlar. Müdür bey çağırıyor beni. Hoca hanım diyor, güvendiğin öğrenciler, yetiştiğin eski veya yeni öğrencilerine şu şu tekstilden şurası istiyor. Gönderebilir misin? Nitekim geçen hafta öyle oldu. Peki onlar bunun bilincindeler mi? Evet, söylüyoruz biz zaten. Ya o zaman bütün bir yıl boyunca onlar neredeyse sizin gözünüze girmek için çok sıkı çalışmak zorunda hissediyorlar değil mi kendilerini? Şimdi tatile gireceğiz. Eğitim öğretim, mesela dersler bitti ya eğitim öğretim liselerde, hı hı. Bizde daha çok geliyorlar. Çünkü ürünü yetiştirsin ve eksiklerini tekrar tamamlasınlar, geriye dönüş olsunlar. Bir yakayı çalışmışsa, unutmuşsa onu tekrar gelip soruyor. Kızım, hı hı. Artık ben belgelerinizi yazacağım, notlarınızı veriyorum. Bırakın yazayım. Hiç son güne kadar devam ediyorlar. Evet evet, çok güzel. Çünkü, peki... Sevgi Hanım, yıl sonunda verilen belgenin, ben yanlış sevgi, iki tane Sevgi Hanım olduğu için ben karıştırdım öyle. Şimdi. Şimdi size soruyorum, makine nakışçı Sevgi Hanım. O zaman evet. Size soralım, kursta üretilen ürünler, yani bütün bir yıl boyunca kursta ürettiğiniz tüm ürünler öğrenciye mi kalıyor? Yoksa? Bütün ürünler öğrenciye kalıyor. Diğer branşlarda olduğu gibi yıl içinde sipariş almışsa, o yapmış olduğu siparişi, hı hı. Sahibine teslim ediyor. Tabii bir ücret karşılığı. Onun dışında diğer ürünler kendisindir. Çünkü malzemeyi de kendi getiriyor, kendi üretiyor, kendine kalıyor sonuçta. Hı. Çünkü kendi ilk başta belki bir sorun gibi gelmişti bana, ama daha sonradan bu ürünlerin satıldıktan sonra ücretlerinin kendisine kalacağını öğrendikten sonra ben de bunu sorun yapmamaya başladım. Hani hatırlarsanız programın başında işte demiştim ki belki ücretler karşılanırsa, o malzemeler için gerekli olan ücretler karşılanırsa o problem hal olur diye düşünmüştüm, ama sonuç itibariyle edilen ürünlerden yine elde edilen kazançlar kendisine kalıyor. Anladım. Evet. Çok da ve yıl içinde de bir özel bir ticaret de sipariş alıyorlar yani. Atölye açamıyorsa, herhangi bir tekstilde çalışamıyorsa, kendi evinde bir makinesi olursa komşusuna isteyenlere sipariş olarak çalışabiliyorlar. Ki yani nakış da öyle talep gören bir iş. Çok sayıda sipariş alıp üretime yöneliyorlar yani. Yöneliyorlar. Peki bu öğrencilerimiz bu kursları bitirdikten sonra aldıkları sertifikalarla ilerleyen yıllarda öğretmen olabiliyorlar mı? Öğretmen olamıyorlar. Onu Erdi Bey sizden alalım. Şimdi normalde daha önceleri 1200 saatlik sertifikası olan, şu an yine o yürürlükte, hı. 1200 saatlik mesela makine nakışından, hı. 1200 saatlik sertifikası olan arkadaşlarımız ihtiyaç olması halinde görevlendirilebiliyorlar. Şu anda bir usta yıl boyunca kaç saat almış oluyorlar? Bir yılda normal, bu yıl herhalde 620-630 saat arası. Yani 2 yıl ya da 3 yıl bu kursa gelmeleri gerekiyor. 1200 saatlik eğitimi alıyorlar. 2-3 yıl sonra tabii. Yapması gerekiyor. Binde ihtiyaç olması halinde, ki zaten mesela şu an bizde çalışan geçici usta öğreticiler var. Hı. Bu geçici usta öğreticilerimiz bu 1200 saatlik eğitimi aldıktan sonra gelmiş başvurmuşlar. İşte ihtiyaç olmuş. Dediğiniz gibi daha önce biz köylerde çok fazla sayıda usta öğretici görevlendiriyorduk. Hı hı hı. O alanlarda ihtiyaç, mesela köyden talep geliyor. Buraya görevlendirecek kendi öğretmenimiz yoksa, kadrolu öğretmenimiz yoksa, bu arkadaşlarımızdan istifade ediyoruz. Yani 1200 saatlik sertifikası olan, işte bazı kriterleri var tabii, eğitim düzeyi, işte hı. sertifikası, daha önce çalışmış olması gibi, üstten başlayıp alta doğru iniyoruz. Hı. Bu kriterlere uyan arkadaşlarımızı halen daha geçici usta öğretici olarak
görevlendirebiliyoruz. Evet, peki. Peki Erdil Bey, ben hemen tekrar size sormak istiyorum tekrar. Bu yıl yapılacak yeni kurslarınız var mı? Tabii, yaz dönemi için. Yani bizde 1 Eylül mesela ben hemen başlıyor. Sorumu değiştireyim. Bu yaz boyunca devam edecek olan kurslarınızı önce almak istiyorum. Bu yazın, öğrencilerimiz dinliyorlar şu anda 15 sizleri. 15 Eylül'de pardon 15 Haziran'da bilgisayar kurslarımız başlıyor. Bilgisayar, evet. 22 Haziran'da İngilizce ve Almanca kurslarımız başlıyor. Evet. Yine 1 Temmuz'da kuaförlük. Şu an cilt bakımı ve epilasyon üzerinde yoğunlaştık. Bunlar başlayacak. Yaz dönemi için okuma yazma kurslarımız devam edecek. Yine sportif kurslarımız, işte güreş, kickbox gibi kurslarımız devam edecek. 1 Eylül'den sonra zaten yeni eğitim öğretim yılında başlayacağız. Ben hemen şunu vurgulamak istiyorum. Biz bu yıl mesela 1 Eylül 2008'den işte 6 Haziran 2009'a kadar olan sürede toplamda 74 branşta 754 tane kurs açmışız. Bu yıl içerisinde. Evet, evet. Yani 1 Eylül'den 6 Haziran'a kadar olan kısımda. Bu kurslarımızda toplam 21.791 kursiyer katılmış. Çok önemli bir rakam değil mi? Yani bu da çok önemli bir rakam. Peki. Bütün bir yaz boyunca sevgili öğrenciler, bilgisayar, İngilizce, Almanca, kuaförlük, cilt bakım, epilasyon, okuma yazma ve sportif kursları sizleri bekliyor. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde. Pekala. Kısa bir reklam kuşağından hemen sonra yine konuşmamıza devam edeceğiz. Bu yazın ilk günlerinde böyle karlar içerisinde seçilmiş bir klibimizi özellikle yayınlamak istedik sevgili izleyiciler. Serinleyin diye. Fakat stüdyomuz çok sıcak ama bu sıcaklığın çok özel bir nedeni var. Diyarbakır Gençşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden öğretmenlerimiz buradalar ve inanılmaz bir zenginlik var stüdyomuzu süsleyen. Ürünlerimiz çok hoş görünüyorlar. Bütün bir yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerimiz birbirinden özel ürünler ortaya çıkardılar. Öyle söyleyeyim, ortaya çıkardılar demek istedim. Yoktan var ettiler. Onlardan sadece bazıları stüdyomuzu süsledi. Fakat yine de bu süsler inanın çok sıcak bir ortam yarattı stüdyomuzda. Şimdi programımızın bu bölümünde ben öğretmenlerimize tekrar dönmek istiyorum. Efendim buraya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben hepinizin öğrencilere söylemek istediklerinizi almak istiyorum. Önümüzdeki dönemde onlara neler söylemek istersiniz? Yeni kursiyerler tabii ki gelecek. Onları da lütfen düşünün. Onlar için hem de eski kursiyerleriniz için neler söylemek istersiniz? Bir de mikrofon sizdeyken ben ürünlerinizi bir kez daha tanıtmanızı rica ediyorum. Sizden buraya kadar getirdiğiniz çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Bu ürünleri izleyicilerimize bir kez daha yakından tanıtmak istiyorum. Evet Sevgi Hanım, sizden başlayalım isterseniz. Evet. Giyim öğretmeniyim demiştim ama giyiminiz içinde ev tekstili de veriyoruz. Ev tekstili ürünlerimizi aşağıda sergilediğiniz gibi ve önümde bulunduğu gibi banyo takımları, nevresim takımlarını, pike takımlarını, evet onları da gösteriyorum. Sadece elbise veya kıyafet değil. Hı hı. Şu ürünümüz mesela banyo takımında, diğer parçaları aşağıda söyle. Kızımız nişanlı kına gecesi kıyafetini kendisi dikti. Evet. Onu çok yakında evet. Giyecek. Evet. Ne güzel. Bu da yine bir arkadaş öğrencimize. Bu nişan elbisesini çok yakında kızım, ismini de söyleyelim kızımızın. Gülistan kızımız evet. Bu elbiseyi yakında evet. Giyecek kendisine bu, hayırlı olsun ha. Diliyorum. Bu kıyafet evet. De 4 çocuklu bir anne giyiyor. Şöyle bir yakından kaldırabilirseniz. Evet. Bütün 4 çocuklu bir anne evet. Ev hanımı. Hı-hı. Boş zamanlarını değerlendirmek için geliyordu. Hiç makine bilmeyen, çekmeyen sıfırda zaten başlıyoruz. Kızına elbise dikti. Tüm çocuklarına dikti. Tabii hı hı. Ki ben anca birer örnek getirebiliyorum. Ev tekstilinde de dediğim gibi ne yapıyorlar? Mesela banyo takımlarını yapıyorlar, nevresim takımlarını ve yarı yarıya mal ediyorlar. Ucuza mal ediyorlar. Ben burada boş evde oturup dört duvar arasında zamanı sadece televizyon karşısında geçiren veya yemek pişiren bayanlarımıza, genç kızlarımıza sesleniyorum. Dört duvarı açsınlar, çemberi yarsınlar. Halk Eğitim Merkezi bir yuva sıcaklığında tüm dallarda
tüm el sanatları, kuaförlük, makine nakışı, bilgisayar, İngilizce olsun, oralara başvursunlar. Pişman olmayacaklardır çünkü kendilerine bir şeyler kazanmış olacaklar. İş imkanı olabilir, meslek edinme olabilir, becerilerini arttırmak olabilir. En çok parasal açıdan ailesine bir metrelik kumaşı alıyorsa 5 milyona ondan kardeşine şöyle bir elbise dikebilir. Diyeceklerim bu kadar. Peki, ben teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, siz neler söyleyeceksiniz son olarak? Ben de gene yeni eğitim döneminde evde oturup boş zamanı olan bayanları kurslarımıza davet ediyorum. Makine nakışı kursuna evet. davet ediyorum. Sadece nakış değil, bütün alanlar için. Ama sizin branşınızdan yenilemek evet, istedim. Evet. Nakış kursuna davet ediyorum. Kurs burada sonunda çok özel bir ayakkabımız şurada var. Evet. Nakıştan bir ayakkabımız var. Gene kına gecesinde giyilebilecek veya özel günlerde giyilebilecek bir ayakkabı. Siz bunu sade bir ayakkabı olarak alıp üstüne mi işlediniz? Yok. Yoksa üstünü işleyip ayakkabı kumaş alıyoruz. Aldığımız kumaşa desen uyguluyoruz. Önce kalıp çıkarıyoruz. O kalıba desen uyguluyoruz. Sonra işliyoruz. Şeyde Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda özürlü arkadaşlarımızın ayakkabı atölyesi var. Orada ayakkabıya dönüştürüyoruz. Öğrenciler kurs sonunda kendilerine olan güvenleri artıyor, özgüvenleri artıyor. Üretimde bulundukları için hem aile bütçesine katkıda bulunuyorlar, hem özgüvenleri geliştiği için moralmen de kendilerine güvenleri artıyor ve yani kendilerini daha iyi hissediyorlar. Hissediyorlar böylece değil mi? Bunun dışında şey var. Stüdyomuzda evet şöyle. Yerde bir yani. Banyo takımımız var. Şu köşedeki. Evet. Demin de göstermiştim. Panoda işte. Makine nakışla işte bu banyo takımı da ortaya çıkmış oldu. Bir yerde yukarıda hemen astığımız. Yukarıda astığımız. Evet. Evet buyurun. Siz anlatın. Yatak takımımız var. Ama bunlar çok eski getirdik. Zamanlarda kullanılırdı. Ben öyle hatırlıyorum ama halen kullanılan kullanılıyor değil mi? Halen kullanılıyor. Böyle bir evet, mutfak takımımız var. Birer parça getirdik örnek tabii olarak. Tabii ki. Hem çeyizlerini kullanıyorlar. Ev hanımları yani kendilerine işliyorlar. Evet. Çok güzel olmuş. Stüdyomuz valla bunlar her zaman mı burada kalsa ne olsa diyeceğim ama. Sahipleri var. Şurada stüdyomuz böylece dekorumuzu da tamamlamış şurada olduk. Şurada bir çanta var. Demin de demiştim kurdale işinde yapılmış. Evet. Yani bu kurdale işini sadece çanta üzerine uygulamıyoruz. Giyim süslemesinde de kullanıyoruz. Hemen değişik örtülerde kullanıyoruz. Hı. Evet, bitişikte bir seccademiz var. O da gene Çin iğnesinden yapılmış. Sadece Çin iğnesi seccade üzerinde kullanılan bir işleme tekniği değil. Gene giyim süslemesinde çeşitli örtülerde çalışılan bir nakış tekniği. Evet. Dediğim gibi öğrencilerin yani üretime yöneldikleri için kendilerine olan güvenleri artıyor. Siz de yeni dönemde bekliyorsunuz değil mi? Biz de yeni dönemde yeni öğrenciler bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki. Evet, ve evde oturmasınlar. Üçüncü koltuğumuzda oturan kuaför öğretmenimiz Songül Yel. Sizler neler söyleyeceksiniz? Önümüzde yeni bir dönem var ve sizi yeni öğrenciler bekliyorsunuz. Evet. Kuaför kursuna değil mi? Neler söyleyeceksiniz? Çirkin bayan yok. Bakımsız bayan vardır. Hadi bayanlar. Kuaför kursuna bekliyoruz. Buradan bütün öğrencilerime selam söylüyorum. Hepsini öpüyorum. Çok güzel, harikasınız vallahi. Yani böyle farklılığınızla kendinizi hissettiriyorsunuz. Zaten kuaför kursunda bayanlar bir anlamda güzelliklerini ortaya çıkarıyorlar değil mi? Evet. Sizin bölümde de siz bunu fazlasıyla yapmış oluyorsunuz. Evet. Hem öğrencilerimiz de bu kursun sonunda almış oldukları sertifikalarla ne yapıyorlar? Yeni iş imkanları elde ediyorlar. İşlere girmiş oluyorlar. Bu da onun evet. cabası değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve diğer iki öğretmenimize dönüyorum. Hocam sizler neler söyleyeceksiniz? Ben de
bütün öğrencilerime buradan teşekkür ediyorum. Yıl boyunca gösterdikleri çabalardan dolayı, devamlılık sağladıkları için ve yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı ben az önce yeni öğretim döneminde siz de tüm öğrencileri bekliyorsunuz. Evet. Ben eminim ki yeni öğrenciler bu program vesilesiyle de olsa bile gelecekler ama az önce arada biz o sandıktan tekrar bahsettik sizinle ve hemen masanızın üstüne aldınız onu. Bu bir yarışmaya gidecek olan bir kutu sanırım. Bir sandık sanırım. Evet, sandık yarışmaya gitti. Şöyle içi. Bu bir çeyiz, küçük bir çeyiz sandığı. Diyarbakır surlarından esinlenerek yapılmış. Tamamen kendi el emeğimiz diyebilirim. Su üstünde de kabartma var. Diyarbakır surlarının üstündeki Aslan ve Keçi Burcu'nun kabartması yapıldı. Güzel bir eser ortaya çıktı diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Peki diğer küçük şeyler var masanızda. Takılar yine. Takılar. Tamamen öğrencilerin yapmış olduğu takılar, boncuklardan veya evde annelerimizin örttüğü yazmaların boncuklarından. Çok İşte bu bunların hepsini sevgili izleyiciler Halk Eğitim Merkezi'ne gelen öğrenciler ortaya çıkardılar, evet. Yarattılar diyelim. Şu takımımız da tamamen hamur, polimerkinden yapılmış degrade diye bir motifimizdir. Üç renk hamurun karıştırarak yapılmış hamur işlem gördükten sonra fırınlanarak kalıcılığını sağlatıyoruz bu şekilde. Ön tarafta var. Ön tarafta. Bu da kumaş üzerinde. Yine çeşitli evde olan artık boncuklarla yapmış olduğumuz bir kolyemizdir. Evet, harika. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden şık. Sizi tebrik ediyorum önderliğiniz için, öğretmenliğiniz için. Yeni öğrenciler sizin yanınıza gelecekler, ben eminim. Eminim gelecekler. Ve çağımızın icadı diyelim, bilgisayar. Bilgisayarsız artık olmuyor değil mi? Bütün evlerde bilgisayar var. Tabii. Ve işte size ücretsiz, değil mi? Ücretsiz. Tabii kurslarımız ücretsiz. Ücretsiz bilgisayar öğrenebilmek için işte ücretsiz kurs. Öğretmenimiz çok değerli bir öğretmenimiz. Ta nerelerden, Aydın'dan kalkıp buraya gelmişler. Kursumuz devam edecek önümüzdeki dönemde. Yaz dönemlerinde devam edecek. Benim söylemek istediğim, yani bizim ürünümüz yok ama bizim ürünümüz öğrencilerimiz zaten hepimizin. Evet. Yani bilgisayarı öğrendikten sonra, bilgisayar kullanmayı öğrendikten sonra artık değil mi? Tabii ya, kendilerini yetiştirmek adına bir pencere açmış oluyoruz biz onlara. Evet. Zaten genelde insanların bilgisayar konusunda bir ön yargıları vardır. Ben kullanamam, öğrenemem gibi. Bu ön yargıları yıkıp en azından bu ön yargıları yıkıp bizlerin yanına gelip bizim özverili çalışmamızı görüp bu konuda en azından bilgisayar dünyasına bir adım atmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani. Bilgisayarsız artık olmuyor. Tabii. Bütün evlerde bilgisayar var ve evde şu anda kalan, çalışmayan kızlarımız, özellikle kızlarımız bu kursa gelsinler istiyoruz. Ve bekliyoruz onları. Tabii tabii. Yeni dönemde. Tekrar söylüyorum, web tasarım konusunda bir kurs açarsanız lütfen beni arayın, ben de gelirim. Tabii. Oldu mu? Erdi Bey, çok teşekkür ediyorum. Evet. Buraya kadar öğretmenlerinizle geldiğiniz için, bizimle ürünlerinizi paylaştığınız için, biz bütün bir yıl boyunca neler yaptığınızı bize anlattınız. Yeni yayın dönemi diyecektim ama bizim için de çünkü o artık bu deyim kullanılır oldu. Çünkü biz de bu dönemi artık bitiriyoruz. Evet. Önümüzde yeni yayın dönemi var. Sizin de yeni eğitim döneminiz başlayacak 3 ay sonra. Evet. Bu dönem için neler söyleyeceksiniz? Bizde şey yok, aralık yok biliyorsunuz. Hı-hı. Tam gün eğitim demiştim. Bizim yıl boyu eğitimlerimiz devam ediyor. Yaz dönemi için işte mevcut kurslarımızı biraz önce saydık. Eylül döneminden sonra yeni 2009-2010 eğitim öğretim yılı için yine çeşitli alanlarda çalışmalarımız var. Bunları da Eylül itibariyle duyurularını yapacağız. Biz talep olması halinde bizim açamayacağımız, yapamayacağımız kurs yok. Biz vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz. Bizden talepte bulunsunlar. Ne öğrenmek istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, hangi alanda olursa olsun biz de imkanlarımız dahilinde tüm kursları açabilecek durumdayız zaten. Yani bu çeşitli imkanlarımız var. Biz de dediğim gibi tüm vatandaşlarımızı Halk Eğitim Merkezimize bekliyoruz. Mutlaka gelsin, görsünler, baksınlar.
kendilerine uygun bir kurs modülü mutlaka vardır. Hı hı. Biz hepsini bekliyoruz. Üstelik yaz dönemi boyunca da tabii, yine farklı kurslar açılacak. Devam, tüm kurslarımız devam ediyor. Bunları da değerlendirebilirler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Söz TV ailesinde bize böyle bir imkanı sağladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Pekala. Sevgili izleyiciler, bugün Rehberim programında Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden giyim öğretmeni Sevgi Sarısaltık, nakış öğretmeni Sevgi İz, kuaför öğretmenimiz Songül Yel, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Erdi Akyıldız, bilgisayar öğretmenimiz Barış İçteş ve el sanatları öğretmenimiz Songül Okan Karagöz bizlere rehberlik ettiler. Programımız Salı günü 23.30'da tekrarı yayınlanıyor. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.